Ne zaman başlayabiliriz? Geç kaldık. Gelmek üzerelerdir. Birazdan başlarız. Ah, geldiler işte. Ayalcığım hemen hazırlan, acelemiz var biraz. Ne oluyor Öykü? Bak, bu sabah bir fotoğraf çekimi olacaktı. Ama modeller bir anda ortadan kayboldu. Yani ya ben işten kovulacağım ya da sen mankenlik yapıp benim kahramanım olacaksın. Kısaca böyle. Hayatta yapamam. Kızım ben ne anlarım mankenlikten falan. Ay al lütfen, 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 lütfen. Hiç öyle lütfenlerle olacak bir iş değil bu. Hani biz kankaydık? Hani biz o konuyu kapatmıştık? Şimdi işin düşünce tekrar açamazsın. Ben kapattım, ben açarım. Kankayız işte. Hem kankalar birbirleri için her şeyi yaparlar. Mankenlik yapmazlar ama. Ya yaparlar işte, ne olacak? Bak söz veriyorum, çok kısa sürecek. Kariyerim senin elinde. Ne olur, ne olur, ne olur. Başımın belası, tamam. Tatlı belası diyecektin herhalde. Süper, bunu da hallettiğimize göre. Bir de kadın model bulursak tamamdır bu iş. Ben onu tamamen unuttum. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ben mi? Evet, hazırsak başlayalım. Tatlım, bak bu kataloğun adı aşk olacak. Kankalar değil, tamam? O yüzden biraz daha samimi fotoğraflar çekmemiz lazım. Aşkı anlatmalı bu katalog, aşkı. Tamam, hallederiz. İkiniz de birbirinize deli gibi aşıksınız. Hayır ya, nereden çıktı? Aşktan gözleriniz kör olmuş ve birbirinize itiraf edemiyorsunuz. Ya yok öyle bir şey. Farkındayım ama böyle olmalı. Kebapçı açılışında gibi poz veriyorsunuz. Bu fotoğraflar aşkı anlatmalı. Hafif bir mahcupluk var ikinizde de. Bunu kullanalım. Bir utanç var. Aynı zamanda bir şehvet. Hem delice koşup sarılmak istiyorsunuz birbirinize. Hem de arkanızı dönüp kaçmak. İşte bunun tam ortasını istiyorum. Biz bunu aşk diyoruz. Şimdi söyleyin bakalım. İstediğimi bana verebilir misiniz? Tabii tabii, biz oynarız onu. Problem yok. Aynen ya, zor tabii var gibi yapmak ama biz hallederiz. Sizden o enerjiyi aldım, yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime, düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne. Ben sevemem kimseyi senin yerine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Benim gibi birine. Yandı yandı içim, yandı içti aşkı kanmadı. Yandı yandı içim, yandı içti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Evet, son kare. Sizden son bir bakış istiyorum. Kilitleyin bakışlarınızı birbirinize. Ay
aşkta tır gibisin ya hani bana. Gel bu gece sakın. Geçmiş olsun. Yarına. Bitti mi? Çoktan. Biz fotoğrafları hamallenelim, hemen kaçacağız. Sonra ötüş için size haber veririz. Tamam, ben aktarayım o zaman. Tebrikler. Güzel bir çekim oldu. İyi misin? Ben senin yanındayım. Teşekkür ederim. Her şey yoluna girecek. Hiç sanmıyorum. İşte tam böyle oldu. Anlamadım. Ben geçen gece rüyamda burayı gördüm. Sen de vardın. Ciddi misin? Evet. Birlikteydik. Ben gerçekten buradaydım. Mete ile tartıştıktan sonra tam şu bankta oturdum. Ayaz. Sen de gördün. Bu bankta oturuyordun. Mutsuzdun. Sonra ayağa kalktın. Seni aramıştım. Açmamıştım. Çünkü buraya geldim. Yani rüyamda. Sonra ne oldu? Sonra yanındayım dedim. Her şey yoluna girecek. Aynen az önce söylediğim gibi. Sonra ne oldu? Sonra. Ya ne var Öykü, ne var? Git diyorum. Nesini anlamıyorsun bunun? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Lütfen git. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Beni dinleyeceksin. Şimdiye kadar hep sen konuştun, ben sustum. Şimdi beni dinleyeceksin. Şu halime bak. Sırılsıklam oldum. Bunların hepsi senin için. Zaten ben sana sırılsıklam aç. Bir dakika. Ben bir şey hazırlamıştım zaten. Ay şansıma ya. Ne yapalım? Artık ezberden söyleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yapıştın sen kene gibi, git desem de gitmezsin ki. Uyuz Ayaz, senin adın, kasların var balon gibi. Yanında hep birileri,
Kübra Alev gibileri. Uyuza yaz senin adın, huyların hep öküz gibi. Ama taksi kapısında ellerimiz değdi orada. Kalbim küt küt atarken dedim bir şey var bu adamda. Yıldızların altında tek bir dileğim vardı aslında. Kalbim pırpır atarken seni diledim ben o anda. Başımın belasısın, ah başımın tatlı belasısın. İtiraf ediyorum, uyuza yaz, kahramanımsın. Sen benim eksik yanımsın ve sen iyi ki varsın. İtiraf ediyorum, uyuza yaz, sen her şeyi yaptın. Ben durdum, sustum. Ama ben anladım. Ben sensiz yapamıyorum. Çok güzel bir şey kaybetmek üzereyim, farkındayım. Ama bunun olmaması için elimden geleni yapacağım. Bana ikinci bir şans daha verir misin? Ben sana bir soru sormuştum. İtiraf etmeliyim ki cevabını verdiysen bile hatırlamıyorum. Ben o gece biraz şeydim. Yani neyse, şimdi tekrar soruyorum. Ayaz, bana bir şans daha verir misin? O gece bir şey söylememiştim. Ama şimdi soruna cevap verebilirim. Yazılı olarak vereceğim.
Selam. Selam. Yani merhaba. Bunu sana aldım. Bunu sana yaptım. Heh, alayım ben keki. Ben çiçeği alayım istersen. Sen şunu al. Tuttun mu? Sen al. Heh. Tuttum. Tuttum. Hallettik. Aynen. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Cümlemize amin. Buralar birazcık dağıldı. Kusura bakma. Sen şunu tut. Estağfurullah. Ne demek? Ne içersin? Olur. Sen bugün ne güzel. Yani kıyafetlerin, saçını da yapmışsın. Tam olmuş. Senin de böyle yüzüne sanki bugün bir nur gelmiş. Parlıyorsun. Maşallah. Sen de, sen de. Maşallah. Nasıl işler? İyi. Senin nasıl? Beni biliyorsun ya. Şirketi satsalar haberim olmayacak vallahi. Alırım canım. Yani koca patronsun sen sonuçta. Ayrıca çok başarılısın bence. Hem arada gezip dinlenmek senin de hakkın. Sonuçta genç yaşında böyle çok başarılı olmuşsun. Ne güzel. Hele sen, sana ne demeli? Beni geç. Sen, o gün o çizimler, o neydi öyle ya? Ya, çok sağ ol, çok naziksin. Yok, ondan şey yapmıyorum. Hani annem değilsin, babam değilsin. Ama o çizgiler, o kalemi tutuşun, kağıda can geldi resmen ya. Teşekkür ederim canım. Yok, ben teşekkür ederim canım. Afiyet olsun o zaman. Sana da, sana da. Umarım kahvaltıdan maksimum keyif alırsın. Thank you.
hazırladım bunları. Sen uyurken. Öykü ben... Ayaz, inanamıyorum sana ya. Sen benim tanıdığım en romantik öküzsün. Ya artık şu öküz kelimesini bir kenara bıraksak olur mu? Olur. Ben de kullanmak istemiyorum aslında. Ama sana bağlı. Ben bu defteri kapatabilirim. Sen de hortlatma, olur mu? Tamam. Denerim. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi, yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı, sende doydum. İlk defa seninle bütünlendim, anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Seninle geçtim bütün zamanlardan. Seninle var oldum. Eridim bir sonsuz çalkanışta. Hatırladın mı burayı? Evet. Bak başlarda kızgındım, kırgındım. Arkadaşız dedim ama sonrakiler tamamen... Böyle davranarak tekrar güvenimi kazanamazsın Ayaz. Hiçbir şey eskisi kadar güzel olmayacak. Olacak. Öyle güzel gülüyorsun ki... her şeyi güzelleştirebilecek kadar güzel gülüyorsun. Sana sadece oyun olsun diye evet demedim. Ama oyun olsa da mutlu olacaktık, değil mi? Bugün içimizde yara olarak kalmayacak. Ben bugün için her şeyi düşünmüşüm. Düğün şarkımızı bile. Ve klasik bir şey olsun istemedim. Öykü Acar, bugüne kadar hayatımda tanıdığım ve evlenmek istediğim tek kadınsın. Yok anladım bize karada,
ayrılık yok. Buralarda benden başka kırkçı dükkanı yok. Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok. Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok. Değerli misafirlerimiz, bugün Öykü Acar ve Ayaz Dinçer'i evlendirmek için buradayız. Öykü Acar, Ayaz Dinçer'le evlenmek istiyor musunuz? Evet. Peki Ayaz Dinçer, siz evlenmek istiyor musunuz? Evet. O zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Bir dakika, yüz görünmüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.